İsterseniz basın açıklamasını önceden okumak istiyorum. Değerli basın mensupları, değerli fotoğraf sanatçımız Sayın Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavileri Şişli Florence Nightingale Hastanemizde devam ederken 17.10.2018 tarihinde saat 22.10 sularında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05'te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Sayın Güler, yapılan tüm müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ara Güler, şüphesiz ki Beyoğlu'nun, İstanbul'un, Türkiye'nin, dünyanın yetiştirdiği çok önemli sanatçılarından biriydi. Bir foto muhabir, bir basın mensubu, bir fotoğraf sanatçısı olarak çok büyük bir kıymetti. Beyoğlu'nu da özdeşleşmiş, Beyoğlu'nun o kozmopolit kültürünü ifade edin deseniz başa Ara Güler'i yazacağımız bir şahsiyetti. Kendisini şahsen Beyoğlu Belediye Başkanı olarak çok severdim ve hukukumuz da çok derindi. Ben basın camiasının, sanat camiasının, Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Açıkça söylemek gerekirse bir ustamı, bir babamı kaybettim diyebilirim. 17 yaşımdan itibaren onu tanıdım ama onun yaşlarımda onun fotoğraflarıyla dünyayı ve Türkiye'yi keşfetmeye başlamıştım. Ben de çok emeği geçti. Allah rahmet eylesin. Gariptir, dün bana bir mesaj verir gibi beni aramasını söylemiş Fatih'e. Londra'daydım. Dünkü mesajı garip bir şekilde bir haber gibi aldım. Uçak bugün akşamleyin geldiğimde piste değdiğinde haberler geldi. Ben doğru olmadığını öğrendim. Ama hastaneye geldiğimde ne yazık ki acı haberi aldım. Ara Güler sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın değil, dünyanın kaybettiği bir değer. Yani yerellik, ulusallık, evrenselliğin dışında üniversal bir insan. O salt sanat fotoğrafı değil. Çünkü sanat onun sadece bir bakışındaki bir açı. O evrensel bir değer. Dünyanın bütün liderleriyle görüşmüş. Görüşemedikleri için kendisine kızan. Dünyanın en önemli ülkelerinde var olan sosyal sorunlara kendince çözüm bulmaya çalışmış. Ama öncelikle kendi ülkesinin, kendi coğrafyasının sorunlarını el atmış. Bugün Türkiye'de bazı öğren yerleri varsa onu dünyaya tanıtan insan. Ama bütün bunların dışında dünyada kendi kuşağı arasında halen adı, daha düne kadar söylüyorum, dünyada yaşayan en önemli fotoğraf sanat değil, fotojurnalizmin ustası diye geçen bir değerdi. Ülkemizin başı sağ olsun, dünyanın başı sağ olsun. Bizler onun öğrencileriyiz. Umarım onun bize bırakmış olduğu bütün o değerleri bizden sonraki kuşaklara ve dünyaya bırakırız diyorum. Ruhu şad olsun, toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun. Sağ